Evet arkadaşlar video uzun olmasın diye parçalara bölüyoruz ee, bir firmayı almadan önce web sayfasından firmayı tanımamız lazım ne iş yapıyor Birinci videoda e, çok güzel ürünler çıkardığını ve dünya yok olmadığı sürece firmanın bu ürünlerinin satışının devam edeceğini gördük Ve çıkardığı yeni ürünle de varsa rakipleri üstün geleceği ve bu ürünü insanların tercih edeceğini öğrendik tekrar şeyi gösterelim yasal uyarı gösterdiğimiz hisse alım-satım tavsiyesi değildir arkadaşlar ikinci olarak ne yapıyor gelip halk yatırımdan bakıyor arkadaşlar halk yatırımdan skor kartına baktığımız zaman e, aksanın e, yıllık değişimi yani çok hisse şişmemiş hissenin çok şişip şişmediğini biraz buradan anlıyoruz biraz da buradan anlıyoruz Bakın bu çok önemli ya bak çok önemli bir türlü bunu anlatamadım. Bu PD bölü DD bak 1.54. 1 liralık hisseye 1.54 veriyorsun. Yani 5 bu 5 olsa 5 katını veriyorsun. 10 olsa 10 katını veriyorsun. 100 olsa 100 katını veriyorsun. Bak hisselerin değeri şişmiş mi şişmemiş mi buradan anlıyorsun. İşte son rutuşları Ahmet diyor senin sayende attım diyor. Son rutuşları böyle hisse değer biçmeyi bizim sayemizde öğrenmiş e, ferasetli dayı. Şimdi burayı unutmuyoruz. Bu pd e, P'de bölü D'de bu ederin kaç katında bir hisseyi kazıklandığınızı gösteriyor. 150 katından arıyorsan Allah yardım etsin. E, bu yarısında ise demek ki ucuz kelepir. Hikayesi varsa işleri iyi gidecekse kelepir bulduysan alıp beklersen kazanırsın işte. Şimdi bu F'de Fauk. Firma değeri Fauk. Yani bu fiyattan bunu alırsan 7 yılda kendini amorti ediyor. Bakın bu F'de firma değeri bölü Fauk. Fiyat e, Faiz pardon faiz amortisman vergi öncesi kar. Bütün dünya bu sistemi kullanıyor. Yani bu firma yaptığı karlarla sen bu hisseyi e, 6.79'dan aldığında kaç yılda kendini amorti eder? Bu Favik onu gösteriyor. F'de böyle Favik very very important. Do you understand me? Sometimes I want to speak English but I think that Everybody no understand me. Sometimes th I think that zaten Türkçe konuşsam da anlamıyorlar. Vallahi ben de anlamıyorum kendimi. <laughs> uh, sometimes if you want to be rich you must learning everything about the marketings. Okay? Bravo, bravo. Şimdi F'de firma değeri bölü FAUK. Bak bu firma değeri böyle FAUK. Sizin hissenizin ne kadar şiştiğini gösteriyor. Bakın balon gibi şişmişse burası 55 olsaydı 155 olsaydı patlamıştı. Yani bu kaç yılda bu fiyata göre kendini amorti edeceğini gösteriyor. Buraya bakıyorsunuz bak bu çizgiler böyle aa, yan yana çizilmiş. Hangi çocuk bunu çizdi demiyoruz. Bu endeks alttaki bakın burada yazıyor endeks 100. Bu da aksa diyor üstteki mavi. Bu endeksten sürekli daha iyi getiri sağladığını gösteriyor bak. Bakın endeks yerinde dururken bak bu kafasını yukarı kaldırmış. Diyor ki ben gittim gideceğim diyor bak diyor. Karşıma bana gittim gideceğim diyor bak gördün mü? Demek ki ikinci olarak e, bu kavramları okumayı biliyor. Bak yıllık değişim geçen yıldan bu yana sadece yüzde 43 yükselmiş. Niye? Çünkü burada yükseldi düştü ya düştüğü için şu an az görünüyor. Burada olsaydı yüzde 60-70 olurdu. Ben şu an zaten fiyatı birazcık uygun olduğu için bunu örnek olarak gösteriyorum. Şişmiş bir hisse üzerinde göstermiyorum. Şişmiş hisse üzerinde göstersem al başına bele işte. Şimdi bu yıllık değişimin çok olmaması lazım. Bu çok olmuşsa o zaman bunun da çok olması lazım. Yani bu iki kavrama odaklanıyorsunuz. This is very very important Do you understand. Please be careful. Be careful. Dikkat et buraya bak dikkat et. Be careful to understand me if you understand me very successful you will, you will be rich okay yani bak bu İngilizceyi öğreneceğim ben bu gidişle gösterme karlı yüzde on üç bu düşük neden düşük Çünkü işler şu an Mart'tan Covid'den dolayı pohtan gidiyor işe çiş karışıyor o yüzden düşük bu öz sermaye karlı yüzde 30 40 50 olan hisseleri inceliyorum fakat bu sefer bunu incelemek istedim Çünkü baktım ee, baktım ki bu kafasını kaldırmış. Kafasını kaldıran lazım. Bak kafası düşmüş, ölmüşü ne yapacaksın? Ölmüşten hayır gelmez. İşte bu e, inceledik. Bu e, böyle tıklamayı öğreneceksin. Bu every fresh bu işte gelecek var. Bu kumaş illaki önümüzdeki 3 5 10 yılda bu firmaya fayda sağlayacaktır. Bu firma eee Buradan anlıyoruz ki bakterilere çıkış yok. Hissenin düşüşüne de izin yok. Evet, bakterilere çıkış yok. Hissenin düşüşüne de izin yok. Ee, niye? Çünkü elinizde satacağınız güzel bir ürün varsa mutlaka müşterisi çıkar. Ne diyor? Özünde cevher olanın reklama ihtiyacı yoktur. Dağ başında da olsa gelip bulurlar diyor. Şimdi onun için Firmamız iyi olduğunu öncelikle e, web sayfasından öğreniyoruz. Sonra grafikten, grafiğe de bir sonraki parçadan geçeceğim. E, grafikten bunun geçmiş performansına bakıyoruz. Borsa nereye giderse gitsin, e, aksa ondan daha iyi kazandırıyor. Bu endeks üstü getiri sağladığını gösteriyor. Bakın endeks üstü burada ne yapmış arkadaşlar? %168 daha iyi getiri sağlamış. Bak bu onu gösteriyor. Şu an bile %143 daha iyi bir performans sağlamış. Ben öyle anlıyorum. Yanlışsa düzeltin. Ee, buradaki her şey önemli olabilir. Ben burada yıllık değişime bakıyorum. Ee, tabii bu fiyat önemli, halka açıklık önemli. Bu soru çok geliyor. Halka açıklığı ne olmalıdır? Ya hikaye varsa halka açıklığın hiçbir önemi yok. Patron dürüstse halka açıklığın hiçbir önemi yok. Ama Türkiye'de sermaye sıklığı olduğu için, sermaye az olduğu için, Gidip de e, Yapı Kredi Bankası'nı soruyorsunuz. 4 milyar lotu var. O 4 milyar lotu düşünün ya yani, halka açık oranı kaç da şimdi ona bakmayayım e, konu çok dağılıyor. O 4 milyar lotu yani Türkiye'deki yatırımcının alması biraz zor. E, biri bana öyle sormuş akıllı biri. Diyor ki yani bu gelişmekte olan ülkeler neden borsaları ederinin altında işlem görüyor? E neden olacak? İki şey olacak. Bir firmalar zaten yamuk paraları yok. Küçük yatırımcı üzerinden para kazanmaya çalışıyorlar. Yani adam 50 milyon var, 20 milyon kar ediyor. O 20 milyonu sermayesine katıp büyümeye çalışıyor. O 20 milyonu sana büyümesi tamamlanmamış. O 20 milyonu sana temet olarak dağıtmıyor. Dağıtmadığı için e, bu firmaların e, temet verme alışkanlığı yok. Firma sürekli büyümeye odaklanıyor. Birinci sebep bu. O yüzden... İkinci sebep doğuyor. Yani ben vatandaş olarak gidip o hisseyi alacağım. E bana temettü vermiyor. E, piyasadaki işe çiş karıştıranlar da o hisseyi şey gibi indirip çıkarıyor. O şeyi anladınız. Şey gibi inip çıkıyor. E, Sen de zaten cahil insanlar yatırım yaparken ya bu firma çok iyi yatırım yapıyor. 3 yıl sonra, beş yıl sonra 10 kat olacak, 50 kat olacak diye düşünmüyor. Diyor ki ben bunu alayım hemen zengin olayım. Yok öyle bir dünya ya. Sen bunun bu gelecek göreceksin alıp bekleyeceksin. Bir yılda iki yılda yüzde yüz yüzde iki yüz kazanıyorsan öpüp başına koyacaksın. Yani gidip gayrimenkule yatırım yapıyorsun. On yılda kendini ancak ikiye katlıyor. E, dolar alıyorsun. yirmi e, 20 yılda ancak dörte katladı. Gelip hisseyi almıyorsun. Yani hisse 20 yılda kendini 500'e katlarken, 1000'e katlarken, on 10 10.000'e katlarken hisse almıyorsun. Gidip bunları alıyorsun. Niye? İşte bu şey gibi inip çıkıyor e, ee, Ayfer Kulesi gibi inip çıkan şeyler e, hareketler çünkü bir ise alıyor 10 liraya 1 liraya düşüyor e, o adam 100 bin lirası 10 bine düşerken nasıl borsada dursun bu niye böyle düşüyor çünkü piyasa derinlik yok halka dağılmamış İnsanlar borsaya gelmiyor bu para var onları da nasıl olsa karşımızdaki 3-5 tane çocuk var diyor onları diyor çokatlar göndeririz diyor Hiseyi düşürür bilerek Bilse ki karşısında bunu alacaklar bir daha vermeyecekler. Ve patron da temettü dağıtıyor. Adam hisse isterse yukarı gitmesin kardeşim. Temettü verirse hisse dursun orada derse o hisse kimse düşürmez. E şimdi ne yapıyorlar? Temettü verme alışkanlığı yok. Bu hükümetteki yönetim de bu işten anlamıyor mu? Beynimi basmıyor anlamadım. Çünkü temettü vermeyi yasakladı ya. Temettü vermeyin dediler. Böyle bir şey olabilir mi ya? Sen resmen ayağına sıkıyorsun. Yani temettü ver piyasaya para girsin insanlar yastık altındaki paraları borsaya getirsin diyeceğine temettü verme diyor. E, temettü vermezse yabancı da sattı bankalara gitti. Bu bankalar niye gitmiyor diye soruyorsunuz. Bu bankalar niye gitmiyor? Bankalara da temettü vermeyi yasakladı hükümet. Yani bu finans yönetimi kimse onlar Temettü vermeye yasakladı. Adam niye alsın ki hisseyi? Temettü al. Ben sana ortak olacağım. Sen benim paramı çalıştıracaksın. Oradan yaptığın karda benim payımı vermeyeceksin. O, bu borsa gelişir mi? Onun için gelişmekte olan ülkelerin hisseleri ucuz. Neyden faydalanmaya çalışıyorsun? Hisselerin o iniş çıkışından faydalanmaya çalışıyorsun. E onu da borsayı bilmiyorsan tam tersi oluyor. Yani Yükseldiğinde alıyor, düştüğünde satıyor. Halbuki düştüğünde alacağını, yükseldiğinde satacağını tam tersi yapıyor küçük yatırımcı ve insanların yüzde seksanı zarar ediyor. İşte benim sayemde birçok küçük yatırımcı umarım bu işten kurtulacaktır. Artık düşünce alacak, yükselince satacak. Korkmayacak. Korkmamanız için de gelip firmayı tanımanız lazım. Firmayı kendinizin incelemesi lazım ve bu işlerden anlamanız lazım buradaki kavramları bilmeniz lazım. Yani bu rasyon ne demek, bu momentum ne demek, yıllık değişim ne demek, öz sermaye ne demek, fiyat ne demek, altı üstü kaç tane, on tane kavram var ya. Net kar marjı ne demek, FK ne demek, FD bölü FAÜK ne demek. Ya buradaki temetli verimi yüzde on mesela bakın. Buradaki 10 tane kavramı öğren bitti. Borsa demek bu demek. Hepsi bu. Şimdi buradan baktığımız zaman Aksa 7 yılda kendini amorti ediyor bu karlara bu düşük karlara rağmen yani şu an işler kötü ikinci bilançonun kötü geldiğini herkes biliyor buna rağmen kendini 7 yılda amorti ediyor bu firmanın iyi olduğunu nasıl anlayacağız şuradan anlayacağız adam bir kere hisse, endeksten daha güzel per, performans sağlıyor ondan sonra şuraya bakıyoruz e, pd bölü dd 1.54 ucuz şuraya bakıyoruz 7 yılda kendini amorti ediyor kötü kere rağmen bak net kar büyüme oranı eksi yüzde 65 zarar etmiş ama niye Çünkü işte ikinci bilançoda böyle bir halt oldu şimdi bakın buraya öz kaynakları üçüncü ayda 1 milyar 662 milyon 1 milyar 430 milyona düşmüş 230 milyon öz kaynaklardan eksilme var şimdi bu firma niye düşüyor niye 8.20'den 6.50'ye düştü işte bak düşüş sebebi burada bu adamlar bunu bilerek takip ediyor, alıyor. Sonra ne oluyor? Baktığınız zaman 2016'da 1 milyar 200 e, öz kaynağı varmış. 1 milyar 600'e çıkmış 3. ayda. Yani %30'luk bir artış sağlamış şeyde. Öz kaynaklarında. Demek ki FenaDel iyiymiş. Biraz daha geçmişine gidelim. Biraz daha geçmişine bakalım. E, mesela e, 4 yıl daha geriye gidelim. 2012'de ne kadarmış? Evet, 2013 görünüyor. 1 milyar. E şimdi 1600 600 milyon artmış oldu. Yüzde %70 mi oluyor? 7 kere 7 7 kere 8 9 kere 7 değil mi? 63. Evet, %65 falan oluyor yani yedi yılda yüzde 65 büyüyen bir üst kaynak sahibi e, oranına sahiptir Bu ise çok uçacak kaçacak bir hisse değil bu ise işte buradan zaten grafikte görürsünüz yavaş yavaş büyüyen bir hisse. hareketleri sert bu ise böyle inceleyeceksiniz geçmiş Bakın bu aylık grafik aylık grafikten bakacaksınız 2008 yılında bu ise 15 kuruş ee, En fazla 8 liraya gittiğine göre 10 kat bir birçok eder 50 kat 60 kat gitmiş yani 10 yılda 60 kat nedir ki değil mi Siz zaten altın dolar e, Gayrimenkul altın alınca 10 yılda 5000 kat gidiyor da Siz o yüzden böyle hisseleri almazsınız bu üç parası kaçmaz bu 5 para etmez Neyse işte Benim ferasetli abim geliyor bunun üst kaynak artışını görüyor diyor ki öz kaynakları %70 artmış 10 yılda. E, biraz daha bakalım, şeyi görelim. 2009'dan bu yana öz kaynaklar ne olmuş ki? Karşılaştırma tam olsun. Evet, şöyle. Şu tarihleri değiştirdiğiniz zaman öz kaynakları görürsünüz. Nereden nereye gelmiş? Evet, bakın 2008'e geldik. 2008'de 600 milyonmuş. 12 yılda 1.600'e gitmiş. %150 artmış yani. Bu %150 artarken e, şey ne yapmış? Neyse e, hisse nereden nereye gitmiş? az önceki aynısı çıktı. Onu bozmak istemedim. O yüzden bunu açtım. <laughs> 20 kuruştan yani 15 kuruş da 20 kuruş 15 kuruş tekrar tekrar niye söylüyorum? <laughs> evet, çok güzel ya. Allah 18 kuruştan buraya 40 kat 60 kat gelmiş şunu iyice pekiştirmek istiyorum Çünkü bur buradan net göremiyorum Şu benim takiptekileri çıkarayım. Evet arkadaşlar zamanınızı alıyorum biliyorum ama bu işi öğrenmek için ha şurada Aksa. Evet Aksa'nın Şeyini bilmeniz lazım Geçmiş 10 yıllık performansını bilmeniz lazım Bakın şurada Arkadaşlar 2018'de 17 kuruş En düşüğü gördünüz mü 17 kuruş 18 kuruş 17 kuruştan 8100'e hesaplarsanız 17 34 51 68 <laughs> Yanlış mı hesapladım Evet Kaç kat gittiğini buradan hesaplamanız lazım. Önce Bakın burada 8-19 1 Temmuz'da 8-19'u gördü. Ne yapacaksınız arkadaşlar? Bunu Evet 48 kat gitmiş tam tamına. Böyle hesaplayacaksınız. 12 yılda 48 kat giden hisse işine gelir mi? Böyle bir hisseye yatırım yapılır mı? Bana videonun altına soruyor. Hiçbir hisseye 10 yıl yatırım yapılmaz. Aha sana 10 yıl yatırım yapmanın sonucu 48 kat. Sen 10 yılda evin 48 kat gitti mi? Altının gitti mi? Doların gitti mi? Onu araştır. Hisseye yatırım yapılır mı? Yapılmaz mı? Görürsün. İşte arkadaşlar. Ee, öz kaynakları öz kaynakları 10 yılda %150 artarken hisse 48 kat gidiyor. Bu iş böyle. Öz kaynak artışı esastır. Benim eee ferasetli takipçim hisseleri böyle inceliyor. Geçmiş performansına bakıyor bu hissenin. Bu bu şekilde geliyor. Bu tablo okuyabiliyor. Diyor ki şu an Öz sermayesi 1 milyar 430 çok pahalı değil 2 milyar 200 de diyor. Şöyle güzel bir kar yaparsa biraz zor ama bir şeyler var yani sürekli araştırma yaptığı için demek ki öz kaynakları yavaş artıyor. Öz kaynakları yavaş artıyor. O yüzden bu hisseden çok şey beklemeyin. 10 yılda ancak 50 kat olur yani. Eğer 10 yıl sabredip 50 kat razı olacaksan alabilirsin. E şimdi Dala geçme diyeceksiniz yani 50 kat ne neresi az diyeceksiniz. E, Aserstan 200 kat gitmiş. O yüzden diyorum yani daha iyi hisseler de olabilir yani. Ama ben burada size bu fresh, bu fresh var ya bu, bu fresh, bu freshten dolayı kara artabilir yani. Bilemiyorum tabii bu sadece bir yorum yani. Evet sanırım bu video da uzadı. İkinci olarak ne yapıyoruz arkadaşlar? böyle geliyoruz öz kaynak artışına bakıyoruz. Sürekli kar mı ediyor, zarar mı ediyor? Tabi burada net satışlarını tek tek incelemeniz lazım. Bakın net satışlar değişiyormuş. Bak değişkenlik göster. 2008 krizinde 2009'da gördüğünüz gibi daha önce 2007'de 1.349'a yükselmişken 800'e kadar düşüyor. Yani satışları %50 düşüyor. Krizlerden olumsuz etkileniyor. Şimdi satışlarına bakalım. Şimdi bakalım ne kadar satış oluyor. Yani bu tabloyu her yönüyle incelemesini bilmeniz lazım. Buradaki e, halk yatırım kantitatife teşekkür etmeniz lazım. Bedava sizin hizmetinize sunuyor burayı. Gelip buradaki bütün kavramları tek tek ne anlama geliyor bilmeniz lazım. Bana ise sormayacak. Bak şu an net satışlar 2008'de 800 iken şu an 3-400. Bak 3 müş Bu krizden önce ee, 3 milyar 782 milyonluk satış yapmışlar. Bak burada milyon yazdığı için bunu milyon olarak okuyoruz. Bakın burada. Yani bu hisse yıllıklandırılmış da. Bunu yıllık mıydı, şey miydi hatırlamıyorum ama yılda e, 3 milyar 800'lük satış yapıyor. Satışları 10 yıldır artmış. Önümüzdeki 10 yılda da artacak bu şeyden dolayı. Böyle Arge para ayırdıkları için, yeni ürünler geliştirdikleri için böyle firmalar ayakta kalır. 50 yıldır ayaktadır, önümüzdeki 50 yılda ayakta kalır. İşte ikinci aşama bu. Buradaki bütün kavramları tek tek inceliyor benim ferasetli abim. Buna vaktini ayırıyor. Siz de bunları inceleyin, ne anlama geldiğini bilin. Bakın burada o kavramların açıklaması da var. Bakın Favik neymiş? 4 dönemi kapsayacak şekilde hesaplama yapılıyor ama açıklamasını tam yapmamış. Evet buradaki kavramları da öğrenirsiniz arkadaşlar. Bu videoda keselim. Üçüncüye başlayalım.